Selam, ben Besedi. Bugün sizinle beraber bir günde, yani bugün evde olmayı planlıyorum. Ve evdeyken bir günde vegan neler yiyorum, neler kendim hazırlıyorum. Onları biraz göstereceğim. Şimdi bir yandan ben kahvaltımı hazırlıyordum. Burada nohut omletim. Hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Ve bir yandan da bu Fit Green Mind diye bir YouTube kanalı var. Aynı zamanda asıl böyle milyon takipçi ve Instagram hesabı. O böyle bir günde, yok bir haftada neler yedim falan diye çekiyordu. Yani bu konuda İngilizce içerikler bayağı var aslında. Ama Türkçe içerikler o kadar da çok yok. Ve ben böyle vegan olmadan önce, özellikle kendim böyle evde neleri nasıl hazırlayacağım, nereden alacağım falan bilmeden önce bu kadar daha basit olduğunu bilmiyordum. O yüzden böyle birazcık bugün neler yiyorum, nasıl yapıyorum size göstereyim istiyorum. Ki şu an aslında benim konuştuğum insanların çoğu ben de vegan olmak istiyorum aslında ama çok pahalı değil mi, çok zor değil mi falan diyor. Hani yani vegan olmamak daha zor bence şu an. Özellikle böyle bir hayat düzenine oturttuğunuzda kendinize. O yüzden biraz göstereyim istiyorum. Şimdi öncesinde bayağı hazırlıklar yapmıştım ben. Böyle bir anda çekeyim o zaman diye karar verdim. O yüzden şimdi burada biberlerim, böyle dolmalık biberim vardı benim. Onları yuvarlak yuvarlak doğradım. Zeytinyağını koyayım. Azıcık çok koydum galiba. Ben böyle nohut omletimin içine bir şeyler koyayım. Dümdüz olmasını çok seviyorum. Böyle çok malzeme koyduğumda da nohut omletini bir tık daha sıvı yapıyorum. Daha iyi tutsun malzemeleri. Direkt mantarla, işte sucukla, vegan sucukla falan da yapılabilir zaten. Şimdi bir de tuzumu. Nohutunu benim böyle Trendyol'dan ya da Hepsi Burada'dan falan kiloyla aldığım bir şey. Şimdi ben hemen böyle bir araya eklemiş olayım. İçeride çok cızırtı sesi vardı, o yüzden balkona çıktım. Hemen bir araya eklemiş olayım. Bir ay sonra ben yurt dışına taşınıyorum, 6 aylığına Erasmus'a gidiyorum. O yüzden böyle kendime çok kilo kilo şeyler almıyorum artık. Ama normalde ben nohutunu 5 kiloluk alıp böyle sonra serin bir yerde muhafaza edip böyle 6 ay boyunca falan gidiyor. Ve işte en son aldığım 5 kiloluk fiyatı 120 lira falandı. Şimdi de en son böyle 2 kiloluk aldım. 2 kiloluk da 50 lira falandı galiba. Ve kaç sabah benim böyle tam olarak aşırı doyurucu şekilde proteinli ihtiyacımı karşılıyor oluyor. Onun içine bir de besin mayası koyuyorum. Şu an evde tek başıma yaşıyorum. O yüzden mutfağım çok toplu değil. Ama olması gerekiyor mu? Bana yetiyor yani. Şu görmüş olduğunuz kasede şöyle 2 yemek kaşığı nohut unu var. Şu Vegrano'nun besin mayası var. Bundan böyle bir çay kaşığı kadar falan koymuşumdur. Bu da 100 gram. Şöyle kadraja böyle girmeye çalışıyorum. O da 100 gramı 30 lira olan falan bir şey ve böyle daha peynirimsi tat katıyor. Bir de besin değerini bayağı yükseltiyor. Sarımsak tozu koyuyorum. Soğan tozu koyuyorum. Karabiber çekiyorum. Zerdeçal koyuyorum. Biraz da tuz koyuyorum. O kadar. Şimdi bu biraz kalsın, çok açmışım. Ailem köy evine taşınmış olduğu için ben böyle tek yaşıyorum şu an. Ama öncesinde de zaten direkt böyle kira vermeli falan bir düzende öğrenci evinde yaşıyordum. O yüzden böyle bu süreçte ben şu an 1,5 yıldır veganım. Bu süreçte evde böyle bayağı kısıtlı imkanlarla vegan nasıl olunur ve bu ekonomik şekilde nasıl halledilir bayağı bir öğrenmiş oldum. Bu arada biberleri de yaktık, yaşasın. O yüzden böyle tek başına vegan nasıl geçinilir, nasıl böyle bunun en ucuz şekilde halledilir falan. Çünkü zaten vegan olmak şu an vegan olmamaktan daha ucuz, biliyorsunuz. Eskiden öyle değildi. Eskiden böyle peynir yoğurt falan ucuzken vegan olmak daha böyle niş ürünler vardı. Daha pahalı ürünler vardı. O yüzden daha pahalıydı. Ama şu an yani direkt zaten. İşte neyse, beraber nasıl daha ucuz olduğunu aslında görürüz bir anlamda. Şimdi bu nohut omletime göz kararı su ekleyeceğim. Yaptığım kıvamı göstereceğim. Oradan anlarsınız. Bu verdiğim baharatlar hepsi tamamen böyle benim kendi zevkime göre oluşturduğum tarzı. Ha, bir de içinde şey var. Öğütülmüş keten tohumu. Kendi kendime öyle uydurduğum, canım nasıl istiyorsa öyle yaptığım tarif. En başında böyle bildiğiniz, bulduğunuz güzel bir tarihe bağlı kalıp yapıp da sonra sevdiğiniz gibi devam ederseniz güzel olur. Eskiden ablam benim hep yapıyordu. Yumurta yemeği falan benden önce bırakmıştı. Bu arada nohut omleti yaparken mesela onun bulduğu oranlar, onun
yaptığı baharat karışımı benim hiç hoşuma gitmiyordu. O yüzden ben nohut omletini bayağı kötü bir şey olarak düşünüyordum ve işte o zamanlar asla ben yumurta yemeyi zaten bırakamam, yerine bir şey koyamam diye düşünüyordum. Sonrasında böyle kendi karışımlarımı oluşturdukça daha çok hoşuma gitti bayağı bir. Sadece şöyle pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. De bu kanal için en heyecanlı olduğum şey şimdi Erasmus'a gittiğimde Almanya'ya beraber vegan alışverişler yapmak ve bunların tadımlarını yapmak. Deliriyorum heyecandan. Ne yapayım? Bayağı sıvı bir şey oldu. Normalde bu kadar fazla sıvı yapmıyorum. Ama sorun da yok. İçindeki soğan tozları birazcık böyle tortu tortu kalmış. Yapacak bir şey yok. En son biberleri yakmıştım biliyorsunuz. Ama ben her şeyi yanmış şekilde daha çok severim. Normalde ben bunu genelde şey yapıyordum. 4 kaşık nohut unuyla falan yapıyordum. Şu an bunda 2 kaşık nohut. Boyum yetmiyor. Şu an bunda 2 kaşık nohutunu var. Hatta size aslında birazcık yeme bozukluğu sürecimden de başka bir videoda bahsedebilirim. Planlarım şu an nasıl vegan oldum diye böyle bir video çekmek. Çünkü benim sürecim normalden hayvanları çok severim o zaman vegan olayım gibi bir süreç değildi. Ve hayvanları çok seviyor muyum? O da tartışmalı bir şey yani emin değilim. Hani bir sevgi duyuyor muyum hayvanlara? Evet tatlılar falan mı bilmem. Bir de böyle bir süreçte hala veganken aslında. O yüzden veganlık cidden benim için bir diyet değil. Daha ziyade böyle bir etik duruş. Böyle parmak üstüne çıkma ihtiyacı duyuyorum tam kadrajı görebilmek için. O süreçte böyle veganken hala 10-15 kilo aldığım bir dönem de oldu. Şimdi en son böyle yaklaşık 13 kilo falan verdim. Hala veganken, o yüzden bunun böyle çok etkisi olduğunu düşünmüyorum ama böyle bir yeme bozukluğu süreci geçirdim. O tarif, o tamir olduktan sonra, tedavi olduktan sonra biraz daha kilo verebildim. Ama işte belki gerçi 4 kaşık da bunun normal ölçüsüdür. Bana hani böyle iyi geliyordu ama çokmuş, şu an 2 kaşıkla da doyuyorum. Öyle. Şimdi bu pişiyor, yanına domates ve zeytin hazırlayacağım birazcık. Böyle hala sıvı bayağı. Ben böyle altını kızartıyorum biraz bunun. Bir de benim zaten nohut omleti yaptığım bir video var kanalda. Onu da mecbur aşağıya etiketleyeceğiz. Ne kadar terledim. Yüzüm ıslandı. Şu kahvaltıya hazırladım. Nohut omleti, zeytin, domates. Oldukça fazla zeytin ve domates. Çünkü annemden köyden domates ve zeytin getirdiler. Zeytin hadi neyse de domatesi bitirmem lazım. O yüzden gerçek bir çabayla domates yiyorum. Hava çok sıcak. Ve normalde bugün evde kalacağım sanıyordum ama Kadıköy'e gitme ihtimalim varmış. Gerçi saat daha erken. Bir tane böyle dı tarifim var. Soya kıymalı falan bir şey yapıyorum böyle sebzeli. Çok güzel oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Onun tarifini mutlaka çekmek istiyorum. O yüzden bugün onu yapamazsam yerine kalacak. Bir de bu nohut omleti cidden böyle güzel bir tarifle yemek lazım. Ya da benimle arkadaş olun. Kendinize evime davet ettirin. Ve ben size yapayım ve deyin ki oha bu nasıl bir lezzet bu. Nasıl gerçekten böyle olabilir falan diye. Çünkü gerçekten şimdiye kadar yiyip de diyen bile duymadım. Oha çok güzelmiş. Nasıl mümkün bu şeklinde oluyor. O yüzden böyle ve benim işte sabah olsun uyanayım da nohut omleti yiyeyim falan dediğim bir şey. Şimdi kapatıyorum. Sex and the City izleyeceğim bir de yerken. Nedense yediğim şeyle doymadım. Bazen oluyor öyle. Normalde böyle şey yaptım bir tam tavaya kaynamaya su koydum. Birazcık makarna pişireyim diye. Ama sonra dedim hayır. Onun yerine şimdi böyle bir kahve yapacağım. Kahvenin yanına da birazcık kuru yemiş ve bu şeyden Ete Burçak kurabiden bir tane yiyeceğim. Ete Burçak kurabiye bayağı güzel bu arada ve vegan. Bu şey olayı benim çok hoşuma gidiyor. Kazara vegan ürünler. Ve bir bakıyorsun aa veganmış. İnsanın siniri de bozuluyor bir yandan. Zaten kazara hani içine vegan olmayan hiçbir şey koymadığında da bu kadar lezzetli oluyor. O zaman genel olarak hiçbir şey koyma değil mi? Ve Ikea'nın şu kapsül kahvesinden aldım. Bence bayağı kötüydü. Şu köpük. En sevdiğim şeylerden biri. Böyle bir şey hazırladım. Sex and the City izlemeye devam ediyorum. Burada da kavun ve karpuzlar var köyden gelen. Afiyet olsun. Hazırlandım böyle dışarı çıkmak için. Dışarı çıkacakmışım. Çıkacak mıyım çıkmayacak mıyım emin değilim. Kadıköy tarafına gideceğim ama zaten şimdi. O yüzden öğle yemeğini yemeden çıkacağım. Çünkü Kadıköy'de bir şeyler yerim. En kötü rulo yenir. Ki rulo
bir veganın en büyük, yani genel olarak Türk gençliğinin aslında en büyük dostlarından biridir. Çünkü ucuz. Eskiden 13 liraydı tabak. Hatta dürüm 13'tü, tabak 14'tü. Şimdi 30 lira. Olsun. Şimdi otobüsümü bekliyorum. Böyle. Bir sonraki günden selam veriyorum. Dün yediklerimi dışarı çıktım sonrasında bir dışarıda yedim ve yani aç yedim ve o yüzden hiçbir zaman asla hatırlamadım ne yediğimi çekeyim. Şimdi siparişim geldi. Onu açacağım sizinle beraber. Bu nohut unu ve mercimek unu sipariş ettim. Onların siparişi geldi. Nohut unu 1 kilo. İpek Değirmen'in nohut unlarını ben özellikle çok seviyorum. Başka markalarınkini yani böyle bir kere yarım kiloluk falan bir markette bulduğum bir nohut ununu denemiştim. O kadar çok sevmemiştim. 1 kilo nohut unu ve 1 kilo kırmızı mercimek unu. Bunlarla da belki beraber tarifler yaparız. Proteini 100 gramda 25 grammış. Nohutunki 18 gram. Nohutunki daha bile az. Bunlarla ikisiyle de yaparız. Böyle nohut omlet ve mercimek omlet. İşte ikisi de krep zaten. Böyle güzel bir korumayla göndermişler. O kadar. Şimdi tekrardan nohut omlet yapacağım. Şimdi bugün yine dışarı çıkacağım. Eski ofisime gideceğim. Sanırım size böyle bu inanılmaz yemek tarifi şeyini göstermem. Yarına kaldı yine. Bu inanılmaz dediğim kıymalı tarifi yaptım ben. Vegan kıyma, soya kıymalı olan tabii ki. Tarifini sonrasında bir sonraki yapışımda muhtemelen basit bir şekilde çekeceğim. Onu bunun öncesine ekleyebilirim. Ama şimdi böyle fırında makarnayla, beşamelle falan fırında bir şeyler yapacağım, kıymalı soslu. Birazcık yapayım göstereceğim size. Korkunç bir gün geçirdim. Bütün gün vize işlemleriyle uğraştım. Ve yani çok zorluydu. Psikolojik olarak falan da çok zorlayıcı şekilde. O yüzden şimdi böyle birazcık mutfakta uğraşarak biraz böyle kafa dağıtmaya çalışacağım ve zaten orası çok inanılmaz dağınık. Kaç günün pisliğini toparlayacağım. Aralıksız 3 saat olmuş mutfaktayım şu an. O gösterdiğim tarifi yaptım. Ama kendimi o kadar böyle bir şeylere hazırlamaya verdim ki bir de evde böyle bozulmak üzere olan bir sürü meyve sebzem falan vardı. Onları yapmak istiyordum. Özellikle bir sürü elma vardı. Onlar böyle birazcık yarısı kurtlu falan. Çünkü annemler köyden getirdi böyle doğal organik falan. Ama böyle kullanmak istiyordum. Sabahları mesela yulafıma koymaya hiç canım istemiyorum. Çünkü uğraşmak gerekiyor onunla. Onunla granola yaptım. Şimdi şu fırın makarnası olayı oldu. Çok iç açıcı görünmüyor ama tadı inanılmaz güzel oldu. Bozulmasını istemediğim dereotum vardı. Dereotlu poğaça. Bunun altında da granola var. Şimdi size çok kısa bir diğer kahvaltımı nasıl hazırladığımı göstereceğim. Bu video artık bir günde neler yiyorumdan çok çıktı. O zaman bir vegan olarak kendi düzenimde neler yiyorum falan tarzı bir şey olacak galiba. Şu an çok güzel bir şeftalim var. Bu kadar güzel meyvem varken genelde ben yulaflarıma bitkisel süt koymuyorum. Sadece suyla yapıyorum. Çünkü zaten yulaf sütü mesela çok sevdiğim bir şey. Ve yulafı yeterince suyla beklettiğiniz zaman yulaf sütü oluyor tadı. Bunu yapacağım. Öyle göstereceğim biraz size de. 4 kaşık yulaf koyuyorum. Bir de çok güzel kıyma tarifimi nihayet bugün yapacağım. Yulaf hazırlamışken size bundan bahsetmek istiyorum. Yani bu marka ya da öncesinde mesela Nutmaster'ın kiloluğunu alıyordum. Hatta 3 kiloluğunu alıyordum. Bunun dışında başka markalar da var ama böyle kiloluk fıstık ezmesi almak çok ucuza geliyor. Yani ben marketten çok uzun zamandır hiç fıstık ezmesi almadım. Bunların tanecikleri biraz daha büyük büyük öyle o kadar işte Nutmaster'ınki ya da Fitnut'ınki. Fitnut çok komik isim. Fitnut'unki gibi böyle akan akan şekilde değil ama bu da tadı gayet güzel ve böyle çok güzel doyuruyor falan. Ve 60 liraydı galiba bir kilosu. Ben galiba bu bahsettiğim tüm böyle vegan yemek düzeni kurmak ucuza falan şeyini tek başına yaşarken bunların hepsi bir araya gelen bir video oluyor şu an bu. Sanırım bu aldığım her şeyi ve böyle benim işimi kolaylaştıran, beni daha ucuza doyuran. Uf, keşke önce tipimi düzeltseydim de.
Beni daha ucuza doyuran her şeyi böyle aşağı bir koleksiyon olarak koyacağım. Ama mesela benim Trendyol anlaşmam falan yok zaten. Belki anlaşması olan bir arkadaşımdan yaptırıp böyle onun bundan komisyon almasını sağlarım falan. Çünkü büyük şirketlerden ne kadar fazla kar azaltırsak o kadar iyidir. Selam, tekrar bahsettiğim o kıyma tarifini sonunda tam olarak veriyorum. Şimdi elimde son bir havuçlar kaldı. O sırada neler yaptığımı birazcık anlatacağım. Ben bunda böyle biraz daha basit olsun diye kullanmak istediğim sebzeleri hazırlayıp kenara koyuyorum. Sonrasında hemen çat 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 koyarım. Ama öncesinde soğanlı sarımsağı doğruyorum ki onlar bir yandan kavruluyor olsunlar. Şu an ocakta soğan sarımsak var. Onlar birazcık kavruldular zeytinyağında. Şimdi böyle küp küp doğruyorum havuçlarımı. Onlara da 6 havuç kullandım toplamda çünkü evde bozulmaya yüz tutmuş havuçlar vardı. Ben genelde böyle sebze tercihlerimi evde ne var, ne bozulmaya yakın, neyi tüketmem gerekiyor falan diye düşünerek yapıyor oluyorum. Şöyle bir harcımız var. Buna havuçlarımı da koyuyorum. Tamam. Öncesinde güzelce kavruldu soğanla sarımsak. Ama tam olarak yakmadan, iyice tam kavrulması bitmeden havuçları koydum. Çünkü zaten havuçların da epey bir kavrulması gerekiyor. Burada hazırladığım kabaklar ve biberler var. Bunları kullanacağım. Bir de şimdi asıl size bir şeyi daha göstereceğim. Şöyle bir ürün var benim kullandığım. Bunu zamanında ablam almıştı. Tam böyle ışığa doğru koyayım. Soya proteini, soy flex, textured falan diye yazıyor. Safir gıdanınmış. 2,5 kiloluk çuval mı denir? 2,5 kiloluk paketini almıştı ablam. Ben ondan böyle bayağı kullanıyorum. Burada herhalde 2 su bardağı kadar falan vardı. İçine birazcık da şu bezelye proteininden koyacağım. Ve bunlar böyle kavrulmaya devam ederken şimdi havuçtan sonra biberi doğrayacağım. Ondan sonra kabakları doğrayacağım. Bunları doğradıkça böyle ateşin içine atıyorum. Çünkü zaten pişmesi gereken sırayla doğruyor oluyorum. O yüzden hemen hazırlandıkça içine koyuluyor. Bir yandan hazırlarken bir yandan pişiyor. Süreden tasarruf ediyorum. O sırada da bunları böyle bundan da muhtemelen birkaç yemek kaşığı gibi koyarım. Bunda mesela şimdi bunları ben özellikle bu yemeği protein oranı çok yüksek olduğu için yapıyorum. Şöyle ışıkta duracağım gibi durayım. Protein oranı çok yüksek oluyor, o yüzden çok doyurucu oluyor. İçine sebzeleri falan da koyuyorum. Bayağı besleyici oluyor ve bütün böyle yemek ihtiyacımı karşılıyor. Önce biraz böyle sos olarak kullanıyorum. İşte pirinç pişiriyorum mesela. Onun yanına kıyma sosu olarak kullanıyorum. Kıyma yemeği falan gibi. Sonra ondan sıkılıyorum. Makarnaya katıyorum. O videonun başlarında yaptığım fırında makarna vardı. Tam olarak bu sostan ama onda mesela havuç yoktu sadece. Kabak, biber falan vardı. Ama asıl çok doyurucu, çok besleyici olduğu için yapıyorum özellikle bunu. Böyle evde ben şu an tek başıma yaşadığım için tek seferde hazırlıyorum. Bayağı yüksek porsiyonlarla sonra çeşitli çeşitli tüketiyorum onu. Çok da lezzetli olduğu için zaten sıkılmıyorum da. Çok besleyici çünkü şurada besin değerleri var. Yani 100 gramında 66 gram protein var bu bezelye proteini olanda. Bu bir tık daha pahalı oluyor bundan alınca. Ama şu 2,5 kiloluk yani internetten bakıp da yine fiyatını buraya koyuyor olurum. Bunda da 100 gramında 51 gram protein var. Soya kıyması olanda da. Çok çok iyi gerçekten. Gerçekten çok iyi doyuruyor ve çok lezzetli oluyor. Şimdiye kadar böyle vegan olmayan, vegan olan, veganlığa önyargısı olan falan kime yedirdiysem hepsi delirdiler lezzetinden. Ha, bir de şimdi unutmadan soğanlar falan böyle birazcık karalaşmışlar. Ben buna bir de bir yemek kaşığı kadar biber salçası koyacağım. Domates de olur ama bende biber olduğu için biber koyacağım. Şimdi yemek en son bu halde. Ben en son bu haldeyim. Epey terlemiş şekilde. Şu kadar bir miktar oldu. Bayağı bir oldu. Çok fazla koymuşum. Bunu böyle az önce ilk gösterdiğimde ben o zaman suya da koydum ama göstermedim. Yaklaşık böyle 15 dakika kadar falan bu suda bekletiyorum bunu. Tam zaten yemek yapmaya başlayınca işte 15 dakikaya denk geliyor. Bir de en son koymadan önce biraz şöyle elimle fazla suyunu sıkıyorum. Hele karı suyunun biraz çıkmasını istiyorum. Yoksa böyle tadı çok iyi gelmiyor bana. Şimdi kabak en son birazcık pişti. En son kabakları koymuştum içine. Her şey hafif hafif kavrulmuş görünüyor. Zaten soya kıymasını da tam pişirmeden önce, suyunu falan koymadan önce kavuracağım önce. Galiba birazcık fazla yapmışım. Neyse önümüzdeki günlerde çok fazla arkadaşımı yemeğe çağırmam gerekecek.
demek oluyor bu. Sorun değil o yüzden. Yemeğin bu aşamasında birazcık ters yüz ediyorum. Şöyle çok kısa kapıyı kapatacağım, ses gelmez. Ses biraz daha az gelir belki böyle olunca. Şimdi asıl çeşitlendirme kısmı önemli. Yapılan normalde insanların yaptığı o bolognese sosunun da zaten önemli olan, hani çiğ şekilde onu yemezsiniz ama içine çok güzel baharatlar konuluyor. O yüzden çok lezzetli oluyor. Böyle tuzunu koyuyorum. 3 çay kaşığı kadar. Şöyle bir soya sos var. Bunda da yine böyle daha ucuz bir alternatif. Bunu da ablam almıştı. Böyle 1.2 litrelik soya sosu. Ve bu biraz böyle kıvamını görürsünüz. Pekmez gibi. Koyu kıvamlı. O yüzden az kullanmak yeterli oluyor. Ama benim zaten çok fazla şu an kullandığım miktar. Yani bence işin en önemli kısımlarından biri içine koyulan bu soya sosu. Tadını asıl o değiştiriyor. Salça da güzel yapıyor ama tadını asıl o değiştiriyor. Karabiber çekeceğim biraz. Bir de pul biberden koyuyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Yaklaşık böyle 10-15 dakika boyunca bunun böyle kavrulmasını sağlayacağım ben. Ondan sonra suyunu koyacağım. Böyle daha kavruk olunca daha hoşuma gidiyor. Direkt suyunu koymaktansa. Ama ben bunu çok fazla kez yaptım. O yüzden artık nasıl istediğimi biliyorum. Belki siz hani denerken bu kadar fazla porsiyon birden yapmak değil de daha küçük küçük nasıl seveceğinizi bulup da öyle yaparak denerseniz çok daha mantıklı olur. Böyle bunun bir işte 15 dakika boyunca altını birazcık kısıyorum. Kapıyı açıyorum. Çok sıcak oldu. Dışarıdan ses geliyor yine. Balkonum bir de çok güzel. Ben bunu artık çok fazla kez yaptım. O yüzden neyi nasıl yemek istediğimi çok iyi biliyorum. O yüzden böyle hiç işte sıkıntı yaşamadan direkt tarifi kendim göz kararıyla yapıyor oluyorum. Ama zaten siz de aslında göz kararına göre hareket ettiğinizde, normalde bir sosu yaparken nelerden hoşlanıyorsunuz lezzet olarak, ona göre koyduğunuzda, öncesinde malzemeleri güzel böyle kavurduğunuz sürece, işte içine siz ekstra patates koymak isterseniz koyarsınız ya da başka sebzeleri istediğiniz gibi koyarsınız. Bu böyle biraz daha baz tarif gibi ve ben bunu gerçekten şimdiye kadar çok fazla vegan olmayan, vejeteryan dahi olmayan, hatta böyle kendini of ben çok etçilim, ben et olmayan şeyle doymam falan diye adlandıran insanlara denettim kaç kere. Normal yesem ben bunun farkını anlamam dediler hepsi. Ve böyle olunca işte soya kıyması çok lezzetli, çok yüksek protein oranı. Ve bayağı besleyici de aynı zamanda. Ve çok ucuza denk geliyor. Yani böyle siz işte 2,5 kiloluk şey almasanız bile, ki böyle daha küçük bir şey alıp, normal soya kıymaları 300 gramlık paketlerde falan da oluyor. 300 gram yaklaşık 25 liraydı ben en son aldığımda. Ve böyle zaten işte suyla birleşince falan o 300 gramlık şey aslında böyle 2 kiloya falan denk geliyor oluyor. Çünkü bunlar kuru böyle küçücük yapıda bir şeyler. Gördünüz zaten gösterdiğimde yapısını. O yüzden çok mantıklı oluyor. Yani normalde et tüketen biriyseniz dahi böyle buna bir şans verip de arada öğünlerinizi belki bununla değiştirebilirsiniz. Ama zaten yani hani et tüketen biriyseniz de et tüketmeseniz daha da iyi olur zaten hali hazırda. Öyle tarif böyle. Şimdi 10 dakika sonra falan suyunu ekleyeceğim. Ondan sonra altını kısacağım böyle. Kapağını da kapatacağım. Güzel. İşte yarım saat boyunca falan altı kısıkta böyle kaynıyor suyla. Suyunu çok fazla koymuyorum ki tam böyle yoğun bir sos gibi olsun. Kıyma sosu, bolognese sos gibi olsun. Öyle bana çok lezzetli geliyor bir şeylerin içine koyunca falan da. Muhtemelen bundan da böyle bir noktadan sonra yemekten sıkılınca işte beşamel sosu da yapıp hemen o şekersiz badem sütüyle sonrasında lazanya, adını unuttum yemeğin, lazanya yaparım. Öyle. Vegan olmak çok güzel. Size böyle bütün ucuza bildiğim yöntemleri anlattım gerçekten. Birazdan piştikten sonra da böyle onun bir tadına bakarız. Sonra kapanışı yaparım. Çünkü kaç gündür çok fazla vegan hayatı kendime, tek başıma yaşarken vegan hayatı nasıl kuruyorum ve böyle ucuza mal ediyorum şeyini göstermiş oldum. Arkadaşlar artık gerçekten vegan olmak vegan olmamaktan çok daha ucuz. Hiçbir şey ucuz değil ama vegan olmak vegan olmamaktan çok daha ucuz. Özellikle baklagiller, işte böyle soya kıymaları falan. Ben zaten çok nadiren böyle hazır işte vegan şinitzel, vegan köfte falan şeylerini alıyorum. Normalde kendime böyle yemekler hazırlıyorum. Öyle neyse, kapanışı sonra yapacağım. Yemeğim de pişmiş olunca. Pişti şimdi, böyle görünüyor. Hatta şöyle tencerede göstereyim. Böyle bir görüntüsü var. Normal bildiğiniz
Yani sebzeli kıyma mı denir, bolognese sos mu denir? İşte ikisi de zaten benzer şeyler. Böyle birkaç ısıtmadan sonra bir şeylerin içine koydukça falan sebzeler daha da küçülüyor. Öyle daha çok hoşuma gidiyor ama o kadar küçük küçük sebze doğramaya benim çok sabrım yoktu. O yüzden öyle doğramadım. Şunun tadına bakacağım bir. Hatta şimdiye kadar yaptığım en iyisi olmuş bile olabilir. Çok iyi olmuş. Gerçekten çok lezzetli. Şöyle şurada bir kapanış yapayım istiyorum. Size böyle bir günde neler yiyorum diye göstereceğim deyip yeterince durdum böyle kendime evde hazırlayamayı falan. Şunu da göstereyim, bunu da göstereyim çabasıyla böyle günlerdir video çekiyorum ve en sevdiğim vegan tarifleri paylaşıyorum. Bu videonun asıl amacı birazcık hani böyle vegan olmak istiyorum ama düzenimi kuramıyorum. Ya da vegan olmak istiyorum ama çok zor, çok pahalı vesaire falan diyen insanlar için böyle fikir verici olsun. Çünkü çok zamansız bir insanım aslında. Bir şeyler için çok fazla vakit bulamıyorum normal şartlarda. Ama böyle kendime uzun süreli hazırlayıp ya da böyle hani daha basit şeyler hazırlayıp ve bir yandan da işte her şey çok pahalı olduğu için her şeyin ucuzunu bulmak gerekiyor. O yüzden de kendime böyle kilo kilo alışverişler yapıp öyle tüketiyorum. Ve aslında şu an kurduğum düzende vegan olmamak daha zor olurdu. Çünkü her şeyi öyle ona göre ayarlamış durumdayım falan. Sizinle de böyle triklerimi paylaştım. Umarım izlemesi sizin için keyifli olmuştur ve biraz fikir vermiştir. Aşağı böyle link oluşturmaya çalışacağım. Bakalım nasıl yapabiliyorum. Sizin de ulaşmanız daha kolay olur. Öyle, çok teşekkürler izlediğiniz için. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bir ay sonra Erasmus'a gidiyorum. Oradan da muhtemelen yurt dışı vegan yemekli falan vloglar gelecek epey. Bu sizi heyecanlandırırsa abone olup beni takipte de kalabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum yorumlara. Yani başka bir şey varsa da yardımcı olmaktan çok keyif alırım. Yani gerçekten gelecek vegan çünkü. Ve bunda minicik bir payım olursa ne mutlu bana. Görüşmek üzere.